Şimdi tabii İyi Parti 2017 yılında aslında Türkiye'nin çok zorlu süreçlerden geçtiği bir dönemde kuruldu. Yani özellikle 2012'den itibaren hem Türkiye'ye yönelik olarak hem de Türk siyasetine yönelik olarak içeriden ve dışarıdan koordineli müdahalelerin yapıldığı bir böyle süreç yaşandı. Yani önce Gezi olayları, ardından 17-25 Aralık yargı darbesi, ardından işte terörle mücadele ve Çukur ve terör siyaseti, yine en nihayetinde 15 Temmuz darbe ve işgal girişimi süreçleri yaşandı. Bu Türkiye'de hem siyaseti, hem toplumsal sosyolojiyi, hem siyasetin yönelimini başta olmak üzere birçok konuyu etkiledi, dış politikadan İç siyasetin farklı konumlanmalarına kadar. Burada tabii İyi Parti'nin ortaya çıktığı dönemde özellikle Milliyetçi Hareket Partisi içerisinde farklı tartışmalar vardı. Bir özellikle İyi Parti'yi kuran kadro 15 Temmuz'dan itibaren Milliyetçi Hareket Partisi'nin durduğu yeri sorunsallaştıran, özellikle AK Parti ile ve işte Cumhur İttifakı'nı oluşturmaya yönelik çabalarına karşı çıkıyorlardı. Öbür taraftan da, yani açık konuşmak lazım, Türkiye siyasetinde işte uzun süreli AK Parti iktidarını, Erdoğan iktidarını sonlandırmaya yönelik olarak da uluslararası çevrelerden de, ya bu Erdoğan'ın işte iktidarı çok uzun süreli bir döneme yayıldı, hala kazanmaya devam ediyor ve nasıl siyaseti aşağı çekilebilir ya da seçimi nasıl kaybeder analizleri yoğun bir şekilde yapılıyordu. Mesela o dönemde, İyi Parti'nin kurulduğu dönemde, özellikle batıdaki büyük gazeteler, büyük dergiler Demir Lady'nin ayak sesleri gibi, böyle İngiltere'deki Margaret Thatcher'a benzeterek Sayın Akşener'e yönelik profil analizleri yapıyorlardı. Ve en nihayetinde de Milliyetçi Hareket Partisi içerisinden işte Meral Akşener'in zaten daha önceden parti içerisinde öne çıkmıştı. Sayın Devlet Bahçeli'nin mesela o dönem İyi Parti'ye yönelik olarak ve Sayın Akşener'e yönelik olarak bir sözü önemlidir, hatırlatmak gerekir. Ya Milliyetçi Hareket Partisi'nin içerisinde bu kadar siyasi aktör var, bir kişinin öne çıkması ve partiyi tartışır hale gelmesini sorunlu görüyorum demişti daha ayrılmadan önce. Şimdi bu süreçte işte İyi Parti Milliyetçi Çok Hareket kibarmış. Partisi'nden Devlet ayrılarak, Bahçeli. evet, Son İyi derece. Parti kuruldu. Tabii İyi Parti'nin Türk siyasetinde bir konumlanma meselesi ortaya çıktı kurulduktan sonra. Gitti geldi. Yani tam bir Türkiye siyasetinin nerede konumlanacağı ile ilgili bir yol haritası belirleyip o yol haritası üzerinden siyasetini oluşturamadı, kuramadı. Önce merkez sağdaki boşluğu dolduracağız dediler. Merkez sağdayız dediler. Ardından özellikle seçimlerde ve siyasetteki karşılıkları üzerinden bir dönem milliyetçi, kendilerinin milliyetçilikten geldiğini, milliyetçiliğin önemli olduğunu ve partilerin de milliyetçi bir parti olduğunu söylediler, ama bu konuda da hep bir gelgit siyaseti yaşandı. En nihayetinde de İyi Parti bir eklemlenme siyasetiyle Türkiye'de Millet İttifakı'nın içerisinde CHP ile birlikte bir yol yürüdü. Burada çok uzun süre işte Türkiye siyasetinde muhalefette oyun kurucusu kim olacak tartışması orada aslında yıkıcı bir rekabeti de ortaya çıkardı. İşte masadan kalkmalar, masaya oturmalar vesaire. Uzatmadan İyi Parti... Masadan kalkmayı biz uzun uzun burada konuştuk. Çünkü Evet. yani bütün tabii gündem konuştu. Hocam mesela eklemlenme siyaseti dediniz. Masadan kalkma İyi Parti'nin orada kırılma noktası mıydı Ya sizce? şöyle, aslında İyi Parti'nin bir yerde hakkını teslim etmek lazım. 2019 seçimlerinde, yerel seçimlerinde aslında CHP'ye büyük şehirleri kazandıran İyi Parti'dir baktığınız zaman. Yani İyi Parti'ye şöyle bir misyon biçildi Türkiye'de. Şimdi CHP siyasetine eklemlendi, ama aynı zamanda da İyi Parti'nin orada kendisini milliyetçi olarak tarif etmesiyle HDP, CHP, milliyetçi seçmen, HDP seçmen orada muğlak bir alan oluşturarak bu kullanışlı hale getirildi. Yani siyasette stratejik ya da taktiksel oy verme davranışlarının muhalif siyasal alanda şekillendirilmesinde bence
İyi Parti bir işlev gördü. Bunu da özellikle siyasetin muhalefete yakın kamuoyu oluşturucuları o alanı iyi şekilde gördüler ve İyi Parti'nin milliyetçiliğini CHP'ye eklemleyerek öbür taraftan CHP'nin siyasetiyle HDP siyasetini de geçişken kılarak 2019 seçimlerinde İyi Parti'nin desteğiyle CHP önemli şehirleri kazandı. İyi Parti burada 2019'da CHP'ye kazandırmanın verdiği özgüvenle belki de haklı olarak işte kendi siyasetinin yeterince kazanamamasından dolayı 2023 Mayıs seçimlerinde daha maksimalist bir yerde durdu. Yani masayı dizayn etmeye çalıştı Sayın Akşener. Kılıçdaroğlu'nun aday olmaması gerektiğini söyledi. Ama en nihayetinde burada başarılı olamadı. Yani Sayın Kılıçdaroğlu Mayıs seçimlerinde muhalefetin cumhurbaşkanı oldu. Orada Sayın Akşener masadan kalktığında İyi Parti'ye yönelik olarak, İyi Parti siyasetine Sayın Akşener'e yönelik olarak çok ağır ithamlar da söz konusuydu. Evet. Dolayısıyla da gelinen süreçte işte dün İyi Parti bir kongre yaptı. 7 yıllık Sayın Akşener'in genel başkanlığı dönemi İyi Parti'de son buldu. İşte 3 tur yapıldı. Burada 2 önemli aktör var. 3 aslında 4 aday vardı ama 3'ü önemli oy oranlarına ulaştı ilk turda. Ve en nihayetinde de 611 oy Musavat Dervişoğlu 3. turda. Koray Aydın 548. Aslında ilk turlarda Koray Aydın daha öndeydi. Evet. Ama Tolga Akalın'ın çekilmesi ve Musavat Dervişoğlu'nun lehine çekilmesinden dolayı da Musavat Dervişoğlu 63 oyla kongrede İyi Parti'nin yeni genel başkanı oldu. Üç evet. cümleyle toparlayıp hocalara bırakayım. Lütfen. Bundan sonraki süreçte İyi Parti meselesini biz şu başlıklarda tartışacağız. Bir, eklemlenme siyasetine devam edip etmeyeceği, Türkiye'de siyasetini merkez sağ mı, milliyetçi mi ya da yeni üçüncü yol mu vesaire siyasetini nerede belirleyeceği ve üçüncü olarak da İyi Parti gerçekten de işte Akşener, Musavat Dervişoğlu arasındaki ilişkide çünkü ebedi ve ezeli genel başkanımız diye dün Akşener'i salonda anons ettiler. Böyle bir siyasette de evet. Musavat Dervişoğlu'nun kişisel olarak da nerede duracağı önemli. Bu üç konuyu önümüzdeki günlerde epeyce tartışacağız. Evet.